Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Çepeçevre Yaşam programında bu hafta Manisa'nın Köprübaşı ilçesine gideceğiz. Bu ilçe yakınlarında 1970-1980 yılları arasında yapılan uranyum madenciliği ve işletmeciliği ile ilgili çekimlerimizi ekranlarınıza taşıyacağız. Geçtiğimiz hafta sonu 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Enver Yaser Küçükkül ve Egeçep Yürütme Kurulu üyesi Jeofizik Mühendisi Erhan İçöz'le o bölgeye gittik. Bu iki uzman Köprübaşı ilçesi yakınlarındaki uranyum cevheri çıkarılan alanlarda radyasyon ölçümü yaptılar ve çıkan değerler korkunç değerler olarak nitelediler. Felaket boyutlarında bir radyasyon kirliliğinden bahsettiler ve bununla ilgili de bu olayın kamuoyuna yansımasından sonra da çeşitli gelişmeler yaşandı. Olay, bu skandal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Çeşitli soru önergeleriyle çeşitli meslek örgütleri açıklamalar yaptılar ve hala devam eden bir süreç, aslında yeni başlayan bir süreç bu. Daha önceden bu kirliliğin bilindiğine dair bilimsel raporlar da bu arada ortaya çıktı ve devlet kurumlarının da yıllardır o bölgelerdeki uranyum kirliliği, radyoaktif kirliliğe rağmen hiçbir şey yapmadığı, olayı tamamen görmezden geldiği ve bölgeyi uranyum madenciliği yapıldıktan sonra kaderine bıraktığı ortaya çıktı. İşte bu hafta uranyumla ilgili yapacağımız bu programda köprü başındaki uranyum madenciliğini ve o bölgedeki radyasyon kirliliğini ekranlarınıza taşıyacağız. Sunak taşı. Demek ki orası eskiden de göl ve suyla ilgili bir alan. Çatal çamda rüzgarı var. Benim yarım da ağrı gidi. Adana'nın ilk karakolu burası. İleri aldım abi. Askeri karakol. Evet, karakol, evet. Jandarma karakol. Adana'nın jandarma. Peki bir tarih eserler. Tarih eserler. İnme de turnam, inme aman, böyle susuz çöllere. Ben gidersem aman, sen kalırsın fidan boylum ben. Ben gidersem aman, sen kalırsın fidan boynum ellere. Haydindi alış diye bor düğme, yavur kızı yine girdi gönlüme. Haydindi alış diye bor düğme, yavur kızı yine girdi gönlüme. Normal mi hocam bu volkanik alanda? Normal mı diyorum bu kadar artması radyasyonun? 188. Burada var bir pislik. Ben şuraya gideyim, şuradan bir. Yani yönü döndü sadece. Rüzgarla taşırım da. Doğru. 234. Evet.
şöyle bu tarafa doğru çevirince artıyor. Şeye, volkan bacasına. 242. Esas hedef orası ve şu vadi. Bir kalı kardeş yükselir biraz. Bu gama yok diyorum ben. Tamam. Alfa, beta, gamayı açarsak. Demek ki burada baskın olan gama. Hayır, hayır. Niye? Gama'da 200 küsürdü. Sırf gama olduğunda 200 küsürdü. Şu anda toplamını okuyoruz. Şimdi gama'yı okuyorsunuz. Sadece gama'yı okuyoruz. Toplamda düştü. Artı bir de gazlar var şu anda okumadığımız. Evet. Radon. Radon var tabii. Ve radonun burası kızları. Burası tam bir fay zonu çünkü. Burası tam bir fay zonu. Fay zonu. Nereden biliyorlar şimdi? Oyun üretimi yapıldı mı? Oyun üretimi değil diyor. Ne ürettiler? Uranyum. Nereye gitti onlar? Ankara'ya gitmişler biz. Şimdi orada cevheri getirdiler, asitle ayrıştırdılar. Sarı pasta halinde merkeze gönderdiler. Ankara. Meta Genel Müdürlüğü var ya. Kaç yaptılar bu işi? Vallahi 73'ten 80'e kadar yaptılar. 73'te mi? Caminin şuraya koyalım. Cami. Daha şöyle tutayım da yolu da kayda alalım. 219. 240. Demin onu okumuştum. 250 hocam. Yani ben de bu kasarlıyım. Bu köyde kimse kalmaması lazım. Nüfus bakımından. Doğum bakımından. Doğumda. Yeşil aşağı yukarı ya. Peki şey çok var mı? Sakat doğum. Sakat işte birkaç tane var burada. Zeka şeysi. Var birkaç tane var. Gel. Kapağı bir açabilir misin? Yok düştü 372'ye düştü 600 kişiden. Şurada 500. Gelecek yine. 410. Bu tarafa sinyaller de bu ya. Yaklaşık 3 metrede su var. ...315... ...349... Orada şey var mı? Bak orada da... Taban taşı Gınay Spırı. Evet. Bravo bak biliyor. 845. Cevher bu. 945. Sarı şey mi hocam? Wow. 023. Yani jeolog olmaya gerek yok gördüğünüz gibi. Ben gideyim hocam. İkiyi çektik. İki küsürü geçtik. Efendim. Evet. Gaziemir'de bile bunları okumuyorsunuz. Değil mi? Çok ince. Hmm. Ama bunlar çok yıkanmış tabii artık. Yüzeyde olduğu için. Şöyle şimdi biraz kazısa bundan. Üzerini biraz hocam kazıyınca. Burada attım. Şöyle yeşil. Şuraya bakar mısın hocam? Sarı. Orada bir şey çıkmadı. Bak düşük çıktı. Mühendislere falan bu sene gelmediler. Geçen sene devamlı. Yeni saha bulmaya çalıştık. Sen sondajı yaptın. Kaç metreden çıktın sondajda? Burada mı? He. Bunlar sığ ya. Bunlar sığ. Derin nerede var? Köyün öbür tarafında derin mi? Orası gene derin. Şu arka tarafa gittik sırada derinleşiyor. Oraya da derin. Tabii. En sığ yeri burası. En sığ yeri burası. Tamam. Atom dairesi başkanı. Atom kömür. Kömür ayrıldı.
Ayrılmış. Atom dairesiyle kömür dairesi ayrıldı metrada. Peki abi işte burada aletle eğitim yaptılar mı? Hiç gördün mü? Aletle yaptılar tabii canım. Böyle alet değil ama. Yere böyle elektrik akımı vererek falan. Böyle ellerinde drop kaldırıyor. Ellerinde bir şey var ya, ne diyorlar onlara? Gel gel abi. Şöyle böyle günlerce aradılar evvel abi böyle. Yok onu buradan almadılar. Onu işte oradan aldılar. Ha dedik ya. Yani. Karşıdan aldılar herhalde. Bak orada da var. Yok burada. Yok mu burası? Yok. Aldık da fazla şey vermiyor. Tenörü düşük, yani serpiştirdik onlardan. Değil. 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 Şu vadinin içerisinde oldu mu? Hiçbir vadinin içerisinde. Oralarda. Vadinin o taban yerinde var bak. Ondan sonra şu çallı yer var ya bak. Çallı yerde de var. Evet. Oradan geçiyor şu evin üstüne bak. Evin üstünden şöyle o yemişlerden kesiyor. Evet. Hayrol vardı. Buranın şeyiydi, o jeologların şeyiydi. Şefiydi. Bu kuyuda vardı yoktu bir şey yaptılar. Sondajları durdurdular bir. Ondan sonra Ankara'dan geldiler, kuyu açtılar. Ondan sonra sondajlara devam ettiler. İngiliz yok demiş. Kuyudan daha fazla. Şuraya dur hocam bir. Bak işte uranyum var. Şunu şey yap istersen evet, yakınlaştır. Alıyorum. Evet. Bak bak uranyum işte bu hocam. 2000. Evet. Tamam. Al bak vereyim size i̇şte ha. Şurada da var. Çok küçük tane. Şunu da az eşelesek. Bir araya koyun onları. Azıcık yüzeyi açalım. Bak bak şurada var. Dağıldı. Evet. 2000. 2000 seviyede. Alacaksınız mı? Bir kağıt alacaksınız mı bunları? Yok şöyle yüze taşınmaz. Yok ya bir şey olmaz. Koş. Şeyi de getir hocam. Beraberce. Şurada o damarlar 1800 1700. Damarlar da oradan. Aman oo 4.2. Dur hocam şurayı bir kazıyalım bakalım bir dakika ver. Şunu. Bir dakika şunu bir kayda alalım. Öf 4.8. Alıyorum. Ekranı görebiliyor musun? 4.8. Ekranı okuyabiliyor musun hocam? Okuyor 4.9. Hocam. 4.9. Of 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 of. Evet şu anda. Necim abi bu kaydı al. 4.9 evet. 4.9. 5! Yok mu arttıran? En son 5'e çıktık. En son 5'teyiz. 5000'e geldik. Vay ki vay. Bundan daha yüksek hocam. Bunu buna tutuyoruz daha düşük çıkıyor. Yeşilin bileşimi başka. Baksana evet, sinyal düşüyor. Kırarlı galiba bu. Alarm seviyesi lazım, yüklenmesi lazım. O ses tabii yok. Şey oldu mu çalması lazım değil mi hocam? Kimseyi panikletmesin diye kapalı onlar. Bilen var bilmeyen var. İşte o zaman bu uranyumu taşıyan klorlu birleşik herhalde. Evet. Vermedi bak. İçerisinde uranyum yok bunun. O oksitlenmiş sarılar, oksitlenmiş formlar. Evet. Onlar daha yüksek oranda izotop içeriyor. Tabii. O taraftan geliyor, yükseliyor. Rüzgar özellikle şu taraflarda. Tamam. Burası Salihli Demirköprü Barajı'nın hemen bitişindeki Köprübaşı ilçesi. Kasar Köyü. Ve Kasar Köyü yakınlarındaki Göktepe mevkisi burası. Göktepe. Bulunduğumuz tepenin adı Göktepe. Göktepe mevki daha önceleri uranyum cevherinin çıkarıldığı alanlar. Bu bölgede 1970-80 yılları arasında çıkarılan cevherlerin bir işletmede işletildiğini evet. Ve yellow cake dediğimiz sarı pasta üretildiğini burada madende eski çalışanlar bildirdi. Bizim hedefimiz bu bölgede yeraltı sularında, toprakta, çevrede kalıntı radyasyonun, background radyasyon değerinin insan sağlığı ve doğa ekosistem için etkilerinin ne olduğunu anlayabilmemiz açısından geniş bir ölçüm programı yapmayı düşünüyoruz. Bu ilk ziyaretimiz, bölgeyi tanımak amaçlı geldik. Elimizdeki Geiger cihazı
çok farklı değerler bize gösterdi. Ben İzmir'de 0,050 mikrosivert olan ölçüm değeri, buraya geldiğimiz zaman CVR'in olmadığı bölgede bile 0,500 mikrosivert, yer yer CVR damarlarının olduğu yerde 5,0 mikrosivert değerlerine çıktığını görüyoruz. Birazdan CVR'in çıkarıldığı galeri bölgesine gideceğiz. Daha sonra işletme sahası, işletme sahasında yığın içi yöntemiyle nitrik asitle CVR yıkanıp oluşturulan eluattan uranyum oksit, bazı kaynaklarda florür, hidroflorik asit ilavesiyle uranyum hexaflora üretildiğini söylüyor. Bu hususta yeterli ölçüm yaptıktan sonra burada üretilen CVR'in nereye götürüldüğü ve CVR işletmesinden sonra çevresel olarak ne gibi koruma tedbirleri alındığı hususunu araştırmak istiyoruz. Ben Adil Mergen, 1962'de META'ya girdim. Uranyum sondajlarının, burada uranyum sondajları yapılan bütün sondajlarda bulundum. Köprübaşı, Güre, Bağrası, Çebin Karahisar, uranyum sondajlarında Guleşof olarak çalıştım. Yani bu bölgedeki bütün sondajlarda bulundum. Çok mu uranyum yatağı bu bölgede yoğun biçimde var galiba? Var. Buradan Demirci'ye kadar uzanıyor. Evet. Burada META mı yaptı yoksa yabancı? META. META yaptı. META. Evet. Meta ne zaman kapandı burası? 80'de kapandı burası. Ama hala gelip araştırma yapılıyor. Araştırma yapılıyor. Bu kuyu ne zaman açılmıştı o zaman mı? Bu kuyu 1962. 62. Buradan peki o sarı pastanın nereye gittiğini biliyor musunuz? Yani burada mı yapılıyordu sarı pasta? Sarı pasta pilot tesiste yapılıyordu ve Ankara'ya merkeze gönderiliyordu. Nerede pilot tesis? Neredeydi? Şimdi köprü başında oraya gideceğiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, ben Erhan İçöz, jeofizik mühendisiyim. Burada mesleki merakla geldim. Gördüğünüz bu yeşil taşlar uranyumlu birleşikler. Fakat asıl uranyum bu değil. Asıl uranyumlar sarı olanlar, daha yoğun uranyum. Burada bunlar da gördüklerimiz de kuvars taşları. Kuvarslar fay zonlarında yoğunlaşır. Bu gördüğüm, burada çok yoğun bir şekilde kuvars var çeşitli renklerde. Bu da buradaki uranyumun faylarla ortaya çıkmış olabileceği izlenimini veriyor. Bir de tam arkanızda var hocam. Daha aşağı doğru devam edeceğiz. Gördük. Çart. Bunlar hep şey galiba, pasa galiba. Yok ama değil, bu tabaka halinde. Tabaka. Tabaka halinde. Kum taşının içinde. Evet. Değil mi hocam? Evet. Ne hocam, kum taşlarının içerisinde bunlar. 4000. Buranın sondajının bir kısmında şey yaptık hocam, havalı. Havalı sondaj. 4800. Daha çabuk. 5900, 6500, 7000. 100. 7800, 8700, 9000, yok artık. 9100. Bunda bir şeylik var. Yok hocam, garip yok. Bölgede durun. El sürmeyin de. Sürmüyor. 8400, 8800, 9200, 9600, 11000. 11.000. 12.000. Yok hocam artık. Hocam gel şu ekranı yakından kayıt al. Patlayacak. 15.590 demek bu. 16. Vallahi bu gidişle milli siverete doğru gideceğiz. 16.000. Gazi Emir'de yok bu hocam. Yok tabii, orada 5.000 6.000'i geçmedi. O demir. Ama şey de var içerisinde demek ki. Ulaşma. 15.000'in altına düşmüyor bu bölge. Bu bölge şuraya kadar. Ne tepeydi bu? Göktepe. Şunun bu tarafına geçince azalır herhalde. Şu sınır burada bakın.
8, 10, 11, 13. Yuvarlanırsam aşağıdan toplayın beni. Geri geri gidiyor çünkü. Zaten çok az lisette sorular da falan almışlar zaten. Bura, böyle. Evet. Dur dur da, bekle hocam. Ankara'da Meta'da sarı pastalar. Hiç tanıdık kalmamış hocam. Vallahi. Eskiden sonlar dairesine malzeme almaya şey var mı? Bölgeleşme olmadan önce. Şimdi buradan hocam çok belli olmuyor da ışık yanınca hani. Atam kömüre vardık mı falan öyle. Anlaşır. Gördüğün gibi kahverengi bir renk almış bu demir olduğu için. Evet. Bu bölge tamamen bir fay. Kaç metresi derinliği? 3 metre var mı? Var. Yurdu. Evet. Geçtik ya içinden. Evet evet. Kaç metre en derin? En derin kuyu 150 metre oldu. O da arka taraflar. Var mı? Yok. Yapacağım o kadar da bir şey yapmaz. Taraması yapılmıyor. Zihinsel ve bedensel şey var. Engelli var. Ayrıca bir alttaki yer Çaydere'ydi değil mi köyün adı? Evet. Çaydere köyünde de çok miktarda kanserli var. Yani bir köy nüfusuna göre bayağı yüksek sayılabilecek miktarda kanserli var. Şimdi sayıyı bilmiyorum tabii. Ama bunu bir cahil adamın söylemesi bile bayağı önemli yani. Şimdi her ikisi için, hem Gaziemir hem Köprübaşı için, şimdi sağlığın etkilenmesi söz konusu olduğu için ilde de bu kamu kurumlarının sağlıkla ilgili kararları aldığı yer İl Hıfzıssıhha Kurulu'dur ve ayda bir kez toplanması gerekir. Mesela hani İzmir'de kamu kurumlarının ihmalli belgeleyebilmek adına İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları acaba elde edilebilir mi? Mesela Ahmet Bey'in size söylediği bir cümle var. Türkiye'de bu analizleri yaptıracağım güvenilir laboratuvar yok. Hiçbir yere güvenmiyorum. Ya. Niye yok? Çünkü hatırlarsınız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir rapor vardı. Pirinç. İki ay sonra onların tümünü görevden aldılar. Yenilerini atadılar ve oradan uygun raporlar çıktı. Şimdi bu olayda da bunlar yaşanacak. Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Manisa Köprübaşı ilçesi yakınlarındaki uranyum madeninin ve radyasyon kirliliğini bu hafta ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Bölgede yapılan radyasyon ölçümlerinde dünya genelinde yıllık izin verilen radyasyon limitinin 120 katı bir radyasyondan bahsediliyor. Bu ölçüm, bu felaket boyutlarında bir ölçüm olarak nitelendiriliyor bilim insanları ve konunun uzmanları tarafından. Bununla ilgili hafta içerisi boyunca çeşitli gelişmeler yaşandı. Olay meclise taşındı, soru önergeleri, araştırma önergeleri verildi. Kamuoyunda tartışılmaya başlandı ve çeşitli meslek örgütleri konuyla ilgili açıklamalar yaptılar ama şu çekimleri yaptığımız ana kadar herhangi bir devlet kurumundan şu ana kadar bir açıklama, bunu konuyla ilgili herhangi bir bilgi bize ulaşmış değil. En azından sadece ilçe belediye başkanının sularımızda arsenik yoktur gibi son derece garip bir açıklaması oldu. Radyasyon kirliliğinden bahsedilen yerde
sulardaki arsenikten dem vuruyor belediye başkanı. Evet, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Konuyla ilgili hukuki süreç de önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Çünkü o bölgede yıllarca insanların radyasyon kirliliğiyle baş başa kalması ve hiçbir önlem alınmaması gibi bir durum var ortada ve bununla ilgili de hukuki süreç önümüzdeki günlerde çeşitli örgütler tarafından başlatılacak. Evet, yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.